Geç kaldık. Burnumuzun dibindelerdi ya. Bir daha nerede bulacağız biz bu herifleri? Baban sağ olsun. Ne oluyor lan? Ya tamam, bir dakika be ama. Ne oluyor böyle? Olacak şey değil. Koskoca Nezih'i Yöndel'i öldürecekler. Ondan sonra da böyle Emel Sayın gibi halıyı sarıp paket. Vay nasılsın ya. Güldüğüme bakma sen. Bu olay hepimiz için çok ciddi bir tehdit. Bizim işlerde insanın kendisini koruması lazım. Hele hele senin gibi narin bir kadının iki katı korunması lazım Azade. Bunu söylemek için mi geldim buraya? Seni düşündüğümden geldim. Neticede sen kadın olduğun anlaşılmasın diye Azat ismiyle nam saldın. E böyle bir vahşet karşısında canın sıkılmış olabilir. Keyfin kaçmış olabilir diye geldim. Bak Azade. Seninle yeni tanıştık. Ama inan seni gördüğümden beri Allah var uyku uyuyamıyorum ben. Bu dünya erkeklerin dünyası biliyorsun. Eğer yanında güçlü bir erkek olursa sana kimse bir şey yapamaz. Beni koruyacaksın yani. Her türlü. Peki. Seni kim koruyacak? Korkma. Yaran o kadar da büyük değil. Şu kadarcık. Tabii biz kadın olduğumuz için öyle silahtı, kavgaydı, çakıydı onları pek tercih etmiyoruz. Çünkü senin de söylediğin gibi narin yaratıklarız. O yüzden hep aklımızı kullanmamız gerekiyor. Mesela şu kadarcık bir iğnenin ucunda seni 1,5 dakikada öldürecek bir zehir var. 40 saniye sonra önce bir uyuşma hissedeceksin. Ayak parmakların uyuşmaya başlamıştır. Sonra başın dönecek. E tabii miden de bulanacak. Ama kusmaya vaktin olmayacak. Etrafı kirletmeyi sevmiyorum ben. Son olarak ismim Azade. İsmimi kısaltan babamdı. Erkek olduğumun düşünülmesini o istedi. Ama benim kadın olmakla ilgili en ufacık bir derdim yok.
Gelin. Misafirleriniz geldi Azadım. Bekletmeyelim o zaman.